çalışıyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? Ben onu anlayamadım. Size yetmiyor derken falan. Hayır. İdari İktisadi Bilimler Fakültesi'nin altındaki bölümlerde bu kadar rahat. Çok beyaz, çok beyaz. Çok havalı bir kadın yani. Yani evet. Normalde havalı gözükmüyor dedim de. Çok böyle bir insan nasıl bu kadar yavaş yürüyebilir? Küçük bebeğe Fransızcayı nasıl öğretirsin gibi bir şey. La dia, c'était... Je me rappelle pas, tu te rappelles, moi je... Non, d'accord. Buket, Canay, Emre, İrem, Beril, Berksu, Yunus Start'a hoş geldiniz. Bravo. Liseden arkadaşlarımız üniversite ve üniversite yaşamına dair bize sorular gönderiyorlar. Biz de burada onların muhataplarıyla buluşturuyoruz. Aynı zamanda bölüm tanıtımları da yapıyoruz. Bugün üniversite tanıtımı yapacağız. Galatasaray Üniversitesi için sizleri çağırdık. Sağ olun, zahmet ettiniz, geldiniz, kırmadınız. Instagram ve YouTube üzerinden duyuru yaptık. Bize sorularınızı gönderin diye. Onlar da sorularını gönderdi. O soruları derledik, toparladık. Şimdi size yönelteceğim. Hazırsanız sorularınız geliyor. Hazırız. Hadi sor artık. Galatasaray Üniversitesi Vakıf Üniversitesi mi? Galatasaray Üniversitesi Vakıf Üniversitesi midir? Evet. Değildir. Abi bir saniye. Zaten muallakta bir şey. Hayır. Evet değil. Vakıf Üniversitesi değil tabii ki, devlet üniversitesi. Galatasaray Üniversitesi devlet üniversitesidir. Evet, tamamen devlet, asla vakıf değil. Ben de bir ara vakıf sanıyordum da değil yani. Herkesin bildiğinin aksi yönde bir devlet üniversitesidir. Ben de tercih yapma döneminde bunu öğrenmiş bulunmaktayım. Şey gibi anlaşılıyor vakıf üniversitesi. Yani özel üniversite gibi anlaşılıyor. Özel üniversite midir? Hayır. Şimdi Galatasaray Vakfı'na bağlı. Ama özel üniversite değil. Hocalar ders açısından fazla zorluyor mu? Şimdi kime göre, neye göre aslında? Bizim fakültemizde, hukuk fakültesinde hocalar fazlasıyla zorluyor. Haftanın 5 günü memur gibi sabah 9, akşam 5 şekilde ders işliyoruz. Ben anlamadım. Her gün 9-5 mi ders? Tabii. Şaka evet. Değil bu arada. Şaka değil. Neden mesela İstanbul Üniversitesi'nde 9-12 yetiyor da sizde yetmiyor? Yani... ne demeye çalışıyorsun? Ben onu anlayamadım. Size yetmiyor derken falan. Endüstri Üniversitesi'nde de dersler gerçekten bayağı yoğun. Özellikle Fransız sisteminin bize dayatmış olduğu havuz derslerinin yoğunluğu. İlk 2 sene boyunca buradan yetkililere gerçekten seslenmek istiyorum. Abi çok yoğun. 3 vize bir final diyeyim ben sana. 10 saat matematik, 6 saat fizik, 2 saat kimya. Haftada 35 saat ders, her hafta quiz desem bitti yani o kadar. Bölümden bölüme değişir bence bu. Mesela bizimkiler evet çok zorluyor. Yani hazırlıkta da çok zorluyorlar bence. Ben Fransız Dil ve Edebiyatı bölümündeyim. Yani aslında bölüm Fransızca, İspanyolca, Karşılaştırma Dil Edebiyat. Hocasına göre çok değişiyor gerçekten. Ama genel olarak çok zor bir bölüm değil eğer dil öğrenmeyi seviyorsan. Hiçbir sıkıntın olmadan ilerlersin yani bir ne bileyim bilgisayar mühendisliği ya da endüstri değil. Evet. Bazı hocalarımız derste gitar falan çalıyor. Öyle ünlü hocalarımız var. Yalan değil. Ama Candan Erçetin dersimize girmiyor. Benim bölümümde hocaya göre değişiyor tabii ki ama 3. 4. sınıfa kadar o kadar çok zorlamıyorlar. Hangi bölümdesin? Uluslararası İlişkiler bölümündeyim. 3 ve 4'te biraz yani anasını anlatıyorlar insanın. Onu söyleyebilirim. Ben de siyasetteyim. Bizim aslında bence tam tersiydi. Bizim 1-2'deki hocalar daha bir kastırdılar. Size son zamanlarda gelen 2-3 spesifik hoca oldu. Evet. Yurt dışı imkanları neler? Fransa'da yüksek lisans veya Erasmus kolaylığı var mı? Ben başlayayım. Başla. Şöyle, ya bizim okul yurt dışına direkt salıyor gerçekten. Öyle imkanı var. Hatta ben de geçen sene Toulouse'daydım. Erasmus'a gittim. Erasmus programıyla. Yani o açıdan çok bir sıkıntısı olmuyor açıkçası. Yani yüksek lisans için de burslar oluyor. Tabii onları kovalamak gerekiyor. Yani bayağı bir çalışman gerekiyor onun için. Ama Erasmus neredeyse isteyen herkes yapar yani. Yüksek lisansı bilmiyorum şu an ikinci sınıf olduğum için ama Erasmus olanan mühendisler için de çok fazla var. Sadece tek sıkıntı not ortalamanızın biraz yüksek olması gerekiyor. Yani talep fazla oluyor çünkü ama onun dışında anlaşmalı olduğu çok fazla alternatifiniz oluyor. Aslında diğer okullara göre oldukça kolay. Çünkü
kesin Erasmus bursu neredeyse kesin alınıyor yani. Herkes alıyor, çok az kişi olduğumuz için öyle bir işte sıralamaya giriyorsun, işte aa bana işte hibe çıkmadı gibi bir durum söz konusu olmuyor. O insan Fransa'ya gidiyor, biz gitmedik. Ben bölümümde 5 senedir ilk kez Portekiz'e giden tek insandım. O yüzden iletişime geçecek kimse bulamadım falan. Evet. Yani ben de İspanya'ya gittim. Bir 2-3 senesi vardı, ben de biraz zorlandım. Hani nasıl gidilir, nasıl yapılır falan diye. Ya şöyle, bizim üniversite gerçekten Erasmus konusunda bayağı imkan sağlıyor. Ama bizim fakülteye özel tabii ki sadece 4. sınıfın ilk dönemi gidebiliyorsunuz Erasmus'a. Onun dışında gidemiyorsunuz. Yani öyle bir imkan vermiyorlar. Genelde fakültelerde öğrencilerin yarısı falan gidiyor yani. Bizim dönemde bile yarısı gidiyor. Ya, İBF'de hatta isteyen gidiyor kadar rahat. Yani İdari İktisadi Bilimler Fakültesi'nin altındaki bölümlerde bu kadar rahat. Mühendislik Fakültesi'nde de yine bilgisayar mühendisliğine yine 3. sınıfta gidebiliyorlar. Ama endüstri mühendisliğine yine 4. sınıfın ilk dönemi sadece gidebiliyoruz. Ve kontenjan. Bizim kontenjanımız Avrupa'da endüstri mühendisliğinin karşılığı çok fazla olmadığı için çok fazla kontenjanımız yok. Yüksek lisans konusunda da mesela bizim genel olarak Fransa'ya, işte Sorbonne Üniversitesi'ne falan çok fazla gidiliyor. İyi bir üniversite gerçekten. Onun dışında yüksek lisans İsviçre, Belçika, buralar tabii ki andillerinden bir tanesi Fransızca olduğu için falan tercih edilebiliyor. Bu şekilde. Okul %100 Fransızca mı? Hangi bölümler Fransızca, hangileri Türkçe? Her bölüm biraz Fransızca, her bölüm biraz Türkçe. Şöyle, hukuk dersleri Türkçe oluyor. İnkılap tarihi dersi falan Türkçe oluyor. Onun dışında ama bölüm derslerinin büyük bir çoğunluğu Fransızca oluyor. Sadece şöyle bir şey olabiliyor. Hoca Türkse ve atıyorum sınıfta Erasmus yoksa Türkçe anlatabiliyor. Bizim işte bu daha iktisadi idari bölümlerde daha %70 civarında. Yani aynen. Fransızca seviyesi daha fazla. Fakülte ayırmak durumundayım aslında çünkü. Aslında hepsi Fransız. Ben böldüm şu an. Evet. Bize baştan soralım. Bir sene biz hazırlığı Fransızca okuyoruz. %100. Sadece Fransızca görüyoruz. Sonra dersler başlıyor. Bir hukuk öğrencisi %30 oranında Fransızca ders alırken bir sosyoloji öğrencisi %100 oranında Fransızca alıyor. Derslerin Fransızca olma oranları farklı. Bence hukukta farklı. Hukuk haricinde yani gereken herkes Fransızca alıyor. Benim kısa olmam ama. Bizim mesela %100 Fransızca diye geçiyor normalde. Ama kodlama derslerimiz, programlama derslerimiz Türkçe oluyor. Zaten hani kodun kendi bir dili var. Ama onun dışında yüksek matematiktir, diferansiyel denklemdir falan. Bunların hocaları zaten Fransızca olduğu için Türkçe alma şansımız olmuyor. Onlar %100 Fransızca. Üniversiteden önce Fransızca öğrenmemiş biri çok zorlanır mı? Kişiye bağlı tamamen. Bunun öncesinde lisede ya da ilköğretimde bir dil öğrenme disiplinine sahip olan insanla olmayan insan arasında çok fark oluyor gerçekten. Belki zorlanmadı. Ben zorlandım. Zorlanır. Evet, yani zor. Hayır, zorlanmaz. Ama ya yani şöyle aslında bir tık zorlanabilir. Çünkü bizim okulun Fransızca öğretim sistemi yani diğer tüm okullardan çok daha farklı. Kendi kendine öğrenme diye bir sistem belirlemiş. Küçük bir bebeğe Fransızcayı nasıl öğretirsin gibi bir şey. Hoca geliyor tak hadi bakalım konuşalım. Cidden böyle başlıyor ve hani Fransızcayı nasıl öğrendiğini anlamadan öğreniyorsun. Yoğun hazırlık sınıfı gerçekten yoğun bir senedir projeleriyle ama eğlenceli de bir senedir. Ben de zaten Anadolu Lisesi çıkışlıyım. O yüzden sıfır Fransızca ile geldim. Ama çok da güzel öğrendim yani. Peki sen nasıl öğrendin? Bence zorlanır. Ya ben de hiç bilmiyordum. Sıfırdım. Ve bence Fransızca çok zor bir dil. Yani ben İngilizce çok kolay öğrendim diye hani kolay öğrenirim dil diye biraz da yazdım da öyle olmuyor bence. Bir kuple. Canı yandı. Şimdi ben konuşursam insanlar Fransızca kötü bir dilmiş falan. Böyle bir algı oluşsun istemem. Nasıl tanıştınız? Fransızca sizden alalım bunu. Nasıl tanıştık? Canay'la mı? Evet. En fait, je me rappelle pas du tout de ça, mais ben, c'était une meuf de nous, c'était Irem, je crois. A few moments later. Elle a dit, c'était, je me rappelle pas du tout, tu te rappelles, moi je... Non, moi aussi, je ah d'accord. Pas. Ben başka bir şey de söylüyorum. Galatasaray Üniversitesi'ni neden tercih ettiniz? Ben cevap verebilir miyim? Çünkü Boğaziçi'nde puanım yetmedi. Evet, bizim okulda bir şeydir bu, gelenektir. Bu soruya hep bu cevap verilir. Nabzayı cevap vermeyeceğim. Hayır, herkes vermiyor. Yani. Opa. Bizim şu klişe değil midir? Yani herkes Boğaziçi'yi ister, Boğaziçi evet, olmayınca evet. Galatasaray'a gelmiştir. Özellikle mühendislikte de yani. Ben Boğaziçi ve İTÜ'de istediğim bölüm olmadı. Galatasaray'a yazdım. Abi Boğaz kenarında ya. Aynen, gerçekten yani.
Bir kere yani 75 kuruşa öyle bir manzarada çay içmek paha biçilemez. Çay 75 kuruş. Artık 90 oldu. Geçen sene yaşıyoruz. Ben kur farkını şey yapıyorum. 90 mı? Şu an 90 kuruş. 90 kuruş. Diğer üniversitelerden ayıran en belirgin özelliği nedir? Fransızca olması. Uf, bayağı iyi. Ortaköy'de olması derdim ben yani. Gerçekten çok çok güzel mekanda. Denizli. Konumu. Denizli. Ben dil derdim. Bir de çok butik bir üniversite. Diğer üniversiteler yani hani genel olarak daha böyle işte kampüsleri var, bir şeyleri var, kalabalıklar, insan var falan. Bizim okul daha böyle kendi halinde. Üniversite demeye bin şahit. Üniversite hayatı bizim kafamızda oturan şey hani böyle kampüs, işte çimlerde yatalım falan öyle bir okul asla değil. Çimlerde yatalım. Yani çim yok zaten. Ama işte şey var. Küçük okul, herkesi tanıyorsun falan filan. O olabilir. Yani üniversite tanımına uymayan bir üniversite bence. 2013 yılında bina yanmıştı. Ve çoğu yazılı kaynağın yok olduğu söylenmişti. Evet. Doğru mu? İlber Ortaylı'nın kitapları yandı. Doğru. Evet, doğru. Hala tadilattı ki şu an yeni yeni yapılıyor galiba. Evet. Ya sınav kağıtlarının falan yandığı söylendi. O yüzden şey böyle tek nüsha kitaplar falan yanmış. Aynen. Evet. Yeni restore edildi kendisi. Yani bu sene bu dönem içerisinde açılacak. Evet. İnşallah. Ama şeymiş, oralar, tabii biz görmedik ki oraları, oralar bir zamanlar hocalarla falan, işte şey hocalar orada oturuyormuş, doçentler falan filan. Ondan sonra İlber Ortaylı'nın falan bayağı belgeleri varmış, öyle söyleniyor. Onlar bayağı gitmiş, üzülmüş kendisi de. Öyle bir durum. Çap veya yan dal yapmak kolay mı? Yani ben bu konuda çok bilgi sahibi olmasam da yapmayı düşünmüştüm. Fakat hocalardan bunun idari olarak zor olabileceğine dair böyle biraz mesajlar almıştım. Dediler ki işte çap olursa sınavlarınızın çakışma ihtimali olabilir. Bir de çap yaparsak Erasmus'a sadece bir dönem gidebiliyorduk. İşte ne bileyim bazı okullardaki gibi her bölümle çap yapamıyorsun bizim okula. Çok kısıtlı. Değil. Değil abi. Hiç değil, değil yani. Ya. Vallahi bizim okula geliyorsanız çap yandal düşünüyorsanız çok da düşünmeyin yani. Çok abi, zorluyorlar yani gerçekten. Abi ya bir bölümü okuyorsan bence okeysin yani. Anladın mı? Mevzuyu bitirmişsin baba sen yani. Bunu kontenjan açılıyor ve bunu yapan insanlar var. Ama o insanlar nerede kimse bilmiyor, anladın mı? Hani çünkü çünkü yok, çünkü yok olmaları yani. Gerekiyor. Birazcık öyle bir durum var ya. Bizim bölümümüzde yok öyle bir şans. Yani öyle bir opsiyon yok. Bizde zaten iki tane mühendislik var bizim okulda. Bilgisayar ve endüstri. Bilgisayar endüstriyle çap yapabiliyor. Endüstri bilgisayarla çap yapabiliyor. Kurye yönde abi, özür dilerim. Alo. Ege ödesene tamam. Üniversitede çok az bölüm olması avantaj mı sizce? Benim üniversiteden beklentim böyle bir hani kalabalık olsun, kampüs olsun tarzı olduğu için benim için evet. Dezavantaj olabilir. Belki uzmanlaşma konusunda, okulun belli alanlarda uzmanlaşması konusunda akademik olarak mesela belki de iyi bir şeydir. Çok bölüm olduğu zaman bir kere nerede çokluk diye bir durum vardır. Bunun bence biz olmaması durumunun avantajını yaşıyoruz. Çünkü okul gerçekten çok kompakt bir yapıda. Fazla bölüm yok. Olması gereken bölümler var. Ve bu bölümlerin kontenjanları çok fazla değil. Okul toplamda zaten 3000 kişi var yok. O şekilde bir güzel bir durum. Ama okul küçük bu yüzden. Okul küçük, bir çimenlerde yatıp uzanamıyoruz. Bence çok dezavantajları da var. Butik bir okuluz. Gerçekten özellikle hazırlıkta lisenin devamı gibi hissediyorsunuz. Yani üniversiteye geçmemişsiniz gibi. Çünkü o kadar ufacık yerde yaşıyorsunuz ki bir gördüğünüzü gün içinde 3 kere görüyorsunuz. Aynı okuldan sevginiz var, ayrıldınız, yandınız yani. İlber Ortaylı veya Candan Erçetin ile ilgili bir anınız var mı? Benim var. Benim yok. O yüzden sana da öyle. İlber Ortaylı bu arada çok tatlı bir insan yani. Gerçekten böyle okulda büst gibi yürüyor böyle ton. Bir gün beni şeyde kıstırmıştı asansörde. Asansöre ben bindim, o da binmişti. Birkaç işte bölümlerimizi sordu. Ondan sonra şey dedi, çok kitap okuyun gençler dedi. Böyle bir tavsiye dedi. Bu sıkıcı olandı. Bir gün işte ön kantindeyiz. Bu Deniz'in olduğu kantin. O böyle bir içeri girdi. Ya normalde herhalde böyle bir bilmiyorum ilgiye mi seviyor ya da o tarz bir şeyler. Böyle şey yapmıştı, böyle bir öksürdü yani, ama öksürüğünden ben çok korkmuştum. Bir tek ben vardım. Böyle benim korktuğumu görünce gülmüştü yani. Onu güldürmek güzel bir şey. Evet, tatlı bir şekilde gülmüştü. Kendilerini genelde arka kantin, ön kantinde falan görüyoruz. Candan Erçetin benim beklediğime göre, bu anı değil de, çok uzun, böyle çok beyaz. Çok beyaz. Çok havalı bir kadın yani. Yani evet. Normalde havalı gözükmüyor dedemiyorum çok da öyle okulda böyle gezerken şey gibi geziyordu hani. Diva. Geliyor. Aynen. Diva değil de böyle kendine özel bir şeyi var. Havalı havası var yani, öyle
İşte sigarası böyle şeyli falan. Böyle otelde kapı gibi bir. İlber Ortaylı'yla ilgili söyleyeceğim tek şey, bir insan nasıl bu kadar yavaş yürüyebilir? Hani. Ama onda bir de sonra böyle etrafında hep birileri vardı böyle, hocam, hocam, aynen, hocam size bir şey sorabilir miyim falan diyen böyle tipler var. O zaman çekim bu kadardı. Cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Kıyamet kopabilir.